Arkadaşlar selam. Vakademi için hazırladığım videoda daha önce Notion'dan bahsettim ve Notion'un gerçekten çok önemli bir program olduğunu, hayatımızın önemli bir yerini ona adapte etmemiz gerektiğinden bahsettim. Bundan da bahsederken şunu söyledim. Notion bizim aslında bütün yapıları tek bir yerde toplamamızı sağlıyor. Yani neden bahsetmiştim? Dedim ki Word dokümanlarınızı, Excel dokümanlarınızı, to-do listlerinizi, kanbanlarınızı ve aynı zamanda database yönetiminizi, database yönetiminden kastım aslında relational table'larınızı burada tutup ve aynı zamanda Markdown'la yaptığınız her türlü çalışmayı yine Notion üzerinde tutabilirsiniz ve Notion her şeyi size sağlıyor. Peki, bu videoda ne anlatacağım? Bu video çok kısa bir video olacak. Sebebi de şu, aslında öğrenme alışkanlıklarımızı değiştirmek ve not alma alışkanlıklarımızı değiştirmek bizim için çok önemli. Ve açıkçası birçoğunuz büyük bir ihtimalle Trello kullanıyorsunuzdur ve Trello'yu kullanırken de yeni şeyler keşfetmişsinizdir veya da benim daha önce hazırladığım videoya bakaraktan sadece belli bir kısımda Trello'yu anlattığımı görmüşsünüzdür. Bu videoda ona benzer bir video olacak. Aslında çok ufak bir şeyden bahsedeceğim bu videoda. Daha sonra isterseniz yine detaylı bir şekilde neler yapabileceğinizi konuşuruz ama son zamanlarda not alma şeklimi değiştiren bir program oldu Notion. Sadece proje yönetimi veya da diğer işler için kullanmıyorum. Not alma alışkanlıklarım için kullanıyorum ve özellikle de not alma alışkanlıkları için Notion nasıl kullanabileceğinizle ilgili bir tane video hazırlamak istedim. Bu video içinde bir şey yapalım ve diyelim ki Python veya da Django veya da JavaScript, React ne öğreniyorsunuz? Bunu yaptınız ve öğrenmeniz gereken birçok şey vardı ve standart özellikler dedik. Mesela özellikler. Ama bunu yaparken biz burada başlık diye direkt olarak açabiliyoruz. Veyahut da iki başlık veyahut da bir liste yapacaksak direkt tray'i kullanabiliyoruz. Yani Markdown'la ilgili kullandığımız her türlü özelliği burada kullanabiliyoruz. Peki bu bize ne sağlıyor? Bu bize şunu sağlıyor. Markdown'la nasıl yazıyorsunuz? Typora'yı nasıl kullanıyorsunuz? Trello'nun içerisinde Markdown nasıl kullandıysanız yine burada da Markdown özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Ama benim için burada can alıcı bir tane özellik vardı. Aslında bu özellik her şeyi benim için bitirdi diyebilirim. Çok basit bir özellik ama birçok şey yapmanızı sağlıyor. O da Toggle List. Bu neyi sağlıyor? Mesela diyelim ki standart olarak bunu öğrenme. Hatta bir, böyle maksimum. Veyahut da şöyle yapalım. Bunu yaptık. Sonra bunu yaptık. Ve ben dedim ki bunun içerisinde aslında bir şey olacak. Peki ne olacak? 3 tane tırnak işaretiyle bunu bilirsiniz. Ben aslında print lorem dedim. Ve bunu dedikten sonra buradan da dili de yine aynı şekilde değiştirip Python yapıp Python olarak bunu gösterebiliyoruz. Ve aşağıya geldim ve tekrar Python olarak gördüğünüz gibi standartta geldi ve buradan da istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bu bize neyi sağladı? Öğrenirken bunun içerisinde ben not aldım ve bu aldığım notları aynı zamanda burada tuttum. Bir link vardı, bu linki aldım. Bir video vardı, bu videoyu ekledim bunun içerisine. Hepsini buradan zaten yapabiliyorsunuz. Ama Toggle olduğu için artık bunları kapatıp açabiliyorsunuz. Bu kapatıp açmalar sayesinde aslında sadece bir konuyla ilgili bir şey öğrenirken veya da sadece bir konuyla ilgili bir şeyler tutarken çok rahat edeceksiniz. Ve kuş bakışı olarak dokümanınıza daha rahat bakabileceksiniz. Ve dokümanınızın içerisinde herhangi bir yere doğru gezerken de rahatlıkla gezebilirsiniz. Dediğim gibi ilişkisel database yapısı kurabiliyorsunuz. Peki bu bize ne sağlıyor? Diyelim ki aslında projenizin bir taslağını yapmak istiyorsunuz. Ve nasıl görüneceğini, ilişkilerin nasıl görüneceğini çözmek istiyorsunuz. Yine bunun içerisinde yani Notion içerisinde bu yapıları kurabiliyorsunuz. Notion daha önce anlatmamamın sebebi ise Notion 1000 blokluk yani şu anda gördüğünüz şuradaki her bir yapı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sanırım blok oluşturdum. Buradaki her yapı bir blok olarak tutuluyor ve blok içinde diyor ki Notion 1000 tane blok oluşturabilirsiniz. Bu 1000 tane bloğu oluşturduktan sonra artık ücretli versiyona geçmelisiniz. Bir hafta kullandıktan sonra ben Notion'da 500'den fazla blok oluşturmuştum. Hatta bir hafta bile olmayabilir. Daha kısa bir sürede olabilir. Hemen Notion'ı kullanmayı bir bakıma durdurmuştum. Sebebi de şu. Bir dakika ya. Yani daha benim istediğim noktada değil yani. Ona para ödemem gereken noktada olduğunu düşünmüyorum diye bir hisse kapıldım. Çünkü Trello'yu zaten daha önce çok fazla kullanıyordum. Ve Trello benim birçok işimi yapmama yarıyordu.
aynı zamanda Google Drive ve Trello toplamda birçok çalışmamı tutmamı sağlıyordum. Notion'da ise her şey değişti. Notion'un ücretsiz versiyonunda sınırsız imkan tanıyor ve bu sınırsız imkanlarda, yani sınırsız blok içerisinde yine çalışma alanlarınızı buradan oluşturabiliyorsunuz. Buradaki çalışma alanı sayesinde mesela Python'la ilgili bir çalışma alanı, bir projeyle ilgili bir çalışma alanı veyahut da öğreneceğiniz farklı bir şeyle ilgili bir çalışma alanı yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da aynı zamanda buradan da bakabiliyorsunuz. Yani daha önce bir okuma listesi örneği vermiştim bir önceki videomda. Burada YouTube'lar, bir de gördüğünüz gibi burada toggle'lar oluşturabiliyorsunuz ve bu toggle'lar içerisinde de yine aynı zamanda da videolarınızı ve yapacağınız herhangi bir şeyi tutabiliyorsunuz. Bunları örnek olarak yaptım. Burada da bir, mesela ilişkisel bir veri tabanı örneği yapabilirsiniz. Herhangi bir şeye tıkladığınız zaman da, mesela bunun içine tıkladığınız zaman buradaki detayları çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz ve ilişkileri de oluşturabiliyorsunuz. Açıkçası bir eğitim serisinin içerisinde Notion'a yedirerek kullanmayı düşünüyorum. Çünkü Notion'da yapılabilecek çok fazla şey var. Hatta şunu söyleyeyim. İlk bakışta anlaşılmayan bir program çünkü çok fazla şeyi sunuyor. Ama Notion'da en çok sevdiğim özellik çok basit yine gözükmesi ve gördüğünüz gibi menünün içerisinde hiçbir şey yok. Sadece siz bir yere tıkladığınız zaman bu blok içerisinde ne yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Mesela bu bloğun özelliklerini tıklayacak olursak da buradaki yine yapının içerisinde rengi değiştirmek istiyorum dediğiniz zaman rengi değiştirebiliyorsunuz. Veyahut da bu bloğu alıp bunun yanına taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Böylelikle iki tane açılabilir toggle listenizi sanki bir web sitesiymiş gibi yan yana koyabiliyorsunuz. Yani çok çılgın özellikler var. Çok fazla yapılabilecek şey var ve tabii ki historiyi de çok iyi bir şekilde tutuyor. Aynı zamanda şöyle bir güzelliği de var. Siz burada bir export almak istediğiniz zaman neredeydi bu export? Burada mıydı? Export almak istediğiniz zaman da export içerisinden Markdown ve CSV'yi seçtiğiniz zaman size Markdown çıktısı olarak her şeyi veriyor. Çok güzel. Yani gerçekten de çok güzel. Trello'yu kullanıyorsanız, Trello'da sevdiğim birkaç özellik var ve Trello'nun halen bazı konularda iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle board yönetimi konusunda. Çünkü interfezi çok iyi ama her şeyi bir arada toplama konusunda Notion aldı başına gitti. Ve Notion'dan daha iyi bir program var mı? Yani kullandığım birkaç tane daha, denediğim birkaç tane daha uygulama vardı. Microsoft da bir tane çıkartıyor. Ama Notion'un yanına yaklaşabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de hem bir şeyler öğrenirken, hem bir şeyler not alırken, hem proje yönetirken veyahut da hayatınızı organize etmek için kullanacağınız en güzel programın Notion olduğunu söyleyebilirim. Umarım Notion'u iyi bir şekilde kullanırsınız ve Notion'la yapabileceklerinizi keşfedip yorumlara da bunu eklersiniz. Çünkü Notion'la yapılabilecek birçok şey var. Sizin de bunları gördükten sonra ben şunu yaptım ve çok da güzeldi demeniz benim için çok önemli. Çünkü evet, bu konuda da bir video çekilebilir veyahut da biz de bu işi şöyle yapabiliriz veyahut da bu örneği verelim herkes görsün diyebiliriz. Veyahut da yorumlar kısmına insanlar okuyarak ben de bunu düşünmemiştim, bunu da uygulayayım diyebilir. Bilgi bizim için çok önemli. Bilgiyi hep birlikte paylaşmalıyız. Tabii ki beğendiniz, paylaştınız ve başka insanların da bu bilgilere ulaşmasını sağladığınız için teşekkürler. Başarılar dilerim arkadaşlar.